Geldik Türkiye'de madenler, enerji kaynakları, sanayi için soru çözümlerine. Konuları dinledim, tekrarlarımı yaptım bol bol. Sorular üzerinde nasıl yorum yapmam gerekiyor? Bir de buna bakalım isterseniz. Hazır mısınız? Soru sizin. Çıkarım alanları gösterilen maden nedir? Demir. Demir diyorsunuz. Nereden yakaladınız? Divriği. Harikasınız. Divriği Hekim Hasan Çelebi'den yakaladınız, olayı çözdünüz. Süper. Kromla ilgili hangisi yanlış? A diyen var mı? B diyen? C? D? Stüdyomuz D dedi. E diyen? Krom, dünya rezervasından 4. sıradayız. Çeliğin sertleştirmesinde kullanılıyor. Özellikle maden iş yapımında kullanılır. Çıkarılan maden önemli kısmı ham olarak satılır maalesef. Türkiye'nin sanayi açısından en büyük problem bu. Antalya mı? Elazığ mı en önemli çıkarım alanı? Elazığ Ulema. Süper. Volkanizmanın katkılarıyla. Volkanizma varsa maden çeşidi fazla diyoruz ya. En önemli örneklerden bir tanesinin krom olduğunu söyleyebilirim. Soru sizin. İlk cümleden bence cevabı yakalamış olmanız gerekiyor. Cevap? Bor. Bor mineralinin kendisi. Dünya rezerv bakımından birinci sıradayız. Boraks, kolomanit olarak da bileşkelerle değerlendirilebiliyor ve gelecek için çok önemli bir maden bor. İlerliyoruz. Harita üzerindeki yerleriyle eşleştirme istiyorum. Şimdi bana söyleyin, Erzurum desem aklınıza ne gelir? Oltu taşı. Elazığ kebanda ne var? Kurşun çinko olur. Çok güzel. Isparta keçi borlu. Kükürt olur. Afyon'da ne var? Bursalı da. Çok güzel. Bunları böyle tek harita üzerinde tek yer olarak sorabilir. Böyle total olarak da sıralama isteyebilir. Uzun yıllardır böyle format gelmiyor ama bu formatların soru bankamız olması temel sebebi genel tekrar yapalımdır. Yerlerin netleştirilim mantığıdır. Problem var mı? Süper, ilerliyoruz. Gübre yapımında kullanılır. Hatırlayamadım. Mardin Mazda'da var. Kim? Bu önemli bir soru formatıdır arkadaşlar. Bu soru formatı bu yıl önünüzde çıkabilir. Çünkü bunlar deneniyor artık. Böyle farklı farklı gelmeye başladı. Dikkat edin bunlara. Devam. Cam ve seramik sanayinde kullanılıyor. Manisa, Kütahya, Simav önemli alanlar. Söyleyeyim bana adı nedir? Feldispat. Cam ve seramik sanayinden yakalamanız gerekiyor. Manisa'dan yakalamanız gerekiyor. Problem var mı? Devam. Bu maden daha önce soruldu. Kitaba koyuyorum ama anlatırken çok değinmiyorum yakın zamanda sorulduğu için. Barit arkadaşlar sorun cevabı. Dünya rezervasından zengin sayılırız. Gazipaşa Antalya tarafında var. Petrol sondajlama alanında kullanılıyor. Bazı madenleri sorular üzerinden gösteriyorum. Duymuş olun. Tekrarlanacağını zannetmiyorum. Ama çıkmış sorular çözerken ben bunu neden duymadım mantığıyla değerlendirmeyin diye göstermiş olduk. Devam. Petrolün çatlaklar içerisinde dolup donmasıyla oluşan bir kömür. Asfaltit. Nerede? Çok iyi. Var mı sorusu olan? Güzel. Devam. Maliyet artarsa bende olmayan bir şeydir o. Çünkü dışarıdan almak zorunda kalırım. Alırsam da maliyet artar. Su var, rüzgar var, buhar var, güneş var, taş kömürü. Yok.
ithal edilir. Mantı anladık mı? Önemli soru formatlarından bir tanesidir yine. Devam. İyi bakın. Yakalarsınız. Yakalayacağınız bir şey var burada. Şimdi bakın. Soru bankasını özellikle bu sene simgede koydum başına. Her zaman söylüyordum ama çok anlatamıyordum. Bir konuyla ilgili kolay test, orta test, zor test. Bir daha sonra çıkmış soruları koyuyoruz. Bu sene soru bankalarının tepesinde var. Kolay, orta, zor ve çıkmış soru diye. Zor sorular 18 soru içerisinde mutlaka olacak arkadaşlar. Yani biz 18-18 hedeflediğimiz için zor sorulara da alışmamız gerekiyor. Aslında bu benim bildiğim bir şey. Ama birazcık daha böyle tersten yakalamanızı istiyorlar. Ve bunu sınavda yapabiliyorlar. Aslında çok zor olarak görünüyor. Bildiğim bir şey çıkıyorsun, nasıl kaçırdım diyorsun. Şimdi burada Feke, Adana, Avrik, Bingöl, bak Kesik Köprü çok detay değil mi? Ama burada yakalayabileceğin bir şey var. Hasan Çelebi. Ne bu? Anlaştık mı? Hani gözünüz korkmasın. Yakalarsınız, illaki yakalayacağınız anahtar kelime mutlaka karşınıza çıkacak. Haritalar üzerinden anlatmamın temel sebebi bu. Yoksa ben size demir madeni desem, tahtaya yazsam, tahta üzerine böyle yazarak anlasam, hadi ezberleyin desem ben görevimi yaparım. Ama öğrenemezsiniz. Öğrendiğinizi zannedersiniz. Tekrar etmek zorunda kalırsınız. Zor öğrenirsiniz. Konforlu bir eğitim olmaz. Ama burada tam öğrenme gerçekleşiyor. Görüyorum, duyuyorum, yazıyorum. Önümde haritada var. Tam öğrenme. Unutmazsınız. Nerede olsa yakalarsınız. Ki benim amacım her zaman söylüyorum. Coğrafyadan 18 tane soru yapının ötesinde bu ülkeyi öğrenin. Ülkenin değerlerini öğrenin. Coğrafya böyle mi ders? Tarih böyle mi ders? Trans Anadolu Projesi TANAP ne taşır? Hangi ülke? Çok güzel. Mavi akım ne taşır? Hangi ülke? Çok iyi. Bakü Tiflis Ceyhan ne taşır? Hangi ülke? Harika. Kerkük Yumurtalık ne taşır? Hangi ülke? Yorum yapmıyorum. Buhar. Keban Karakaya Hidro. Zonguldak Çatal Ağzı. Taş Kömürü. Kütahya Seyit Ömer Tunç Bilek Tavşanlı. Linyit. Deniz Sarayköy. Jeotermal. Manavga Toyma Pınar. Hidro Elektrik. Sarayköy. Deniz Sarayköy. Problem var mı? Evet. En çok tartışılan sorular oluyor bunlar. Ama ne dedim ben? Elektrik üretiminde değişirse elbette güncelleriz. Şu an itibariyle birinci sırada kim var? Hocam, linyit dedi. Taş kömürü dedi. Ya da taş kömürü dedi. O zaman sorunun cevabı ne olur? Kömür olmaz artık. Kömür birinci sıradan gider. İkinci sırada kim vardı? Su. Üçüncü sırada kim var? Doğal gaz vardı. 1-2 olur. Burada anlaştık değil mi? Problem yok artık burada. Güzel. Söyleyin bana. Bursa Ovakça, İstanbul Ambarlı, Kırklareli Hamitabat, diğerleri de çevrim santralleri ve sonuçta elektrik üretimi eşittir doğalgaz. Var mı problem? Devam. Bana söyleyin Zonguldak Çatal Ağzı neyle çalışır? O zaman termik santral. Muğla Yatağan neyle çalışır? Linyit, o zaman termik santral. Manavgat Oyma Pınar? Hidroelektrik. Elazığ Keban? Su, hidroelektrik. Var problem?
Uranyum, toryum nerede var? Cevap? Yozgat, Sorgun, uranyum, Eskişehir, Sivrihisar, toryum. Cevap? Denizli. Nükleer santralin olduğu yeri sormuyor. Uranyum, toryum soruyor. Cevap? Denizli. 2021'e girseydiniz doğru yapacakmışsınız demek ki. Var mı problem? Madenleri bağladık. Bir de sanayiye bakalım. En büyük problem sanayi kurulması için sermaye. Gelmemiş çok önemli bir soru kalıbı ön plana çıkarmak için gösteriyorum. İzmit Ereke'de ne var? İzmit Ereke, Bursa, Kayseri, Bünyan, Diyarbakır şeklinde verilip yünlü halı kilim dokumacılığı tarzında sorulabilir. Var problem? Devam. İklimden etkilenmez. Pamuklu dokuma, pabuk direkt iklime bağlı. Çay, iklime bağlı. Şeker, iklime bağlı. Otomotiv, demir çelik. Fabrika bunlar, kapalı mekan bunlar. Anlaştık mı? Tekrar tekrar söylüyorum. Coğrafi, konum, iklim, yer şekilleri konusunu biliyorsan coğrafya bitmiştir. Bunlar sonuçtur. Adana Antalya'da konserve sanayinin varlığı neye bağlı olabilir? Ham madde, çünkü kışılıklığı var, sebze var. Doğru mu? Güzel. Devam. Anahtar kelime? Otomotiv. Gelme ihtimali yüksek sorular. O yüzden ön plan çıkarıyorum. Cevap? Afyon. 2021'e girseymişsiniz demek ki soruyu kolaylıkla çözüyor musunuz? Var mı problem? Çıkma soruları özellikle gösteririm. Soru bankamını özellikle koyarım. Neden biliyor musunuz? Ben acaba ÖSYM dilinde dersi anlatıyor muyum? Sorularımı da sormuş muyum? Değerlendirmesini siz yaparsınız. Çıkma sorular. O yüzden her zaman deriz. Konuyu dinledin. Kimden dinledin önemli değil. Belki kendin çalışmışsındır. Soruyu çözdün ama mutlaka en son çıkmış soru çöz. ÖSYM dilini yakalamış mısınız? Hem bilgi olarak hem soru olarak. En önemlisi budur. Var mı problem? Coğrafi konum, iklim, yer şekilleri, nüfus, tarım, hayvancılık, maden, sanayi bitti. Ne kaldı? Ulaşım, ticaret, turizm. Bir de bölgesel kalkınma projelerimiz kaldı. Artık finale doğru yaklaşıyoruz. Heyecanlı mısınız? Final geliyor, final. Görüşmek üzere.